Bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insan suçudur. AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımın yıl dönümünde 81 ilde Filistin konulu basın toplantıları düzenledi. Sonundaki il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Mustafa Çağlayan, İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Murat Durtubaş ve İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı. 6. maddesinde der ki, ben de rahat ediyorum. Bu İsrail'in neresi? Bu İsrail'in toprakları nereye kalsın? Gerçekleştirilen basın toplantısında İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Filistin'e yönelik soykırıma tepki gösterdi. Bugün İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının 1. yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak, ne hukuk, ne de adalet beklenir. Diğer taraftan uluslararası hiçbir kurum ve bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf edilmemiş, insan hakları ağzından düşürmeyen bazı batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail bölgenin ortasına batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali, 10 yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. Toplantı sonrasında ise konferans salonunda soykırım konulu bir video gösterimi yapıldı.